Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Cuma günü bu tesis açılacak. Göztepe Gürsel Aksel'den sonra İzmir'deki ikinci stat da bitmiş olacak. İzmir birçok ilklerin yaşandığı bir şehir biliyorsunuz. Türkiye'de futbol ilk kez 1870'lerden itibaren İzmir'de oynanmaya başlandı. Oradan bütün Türkiye'ye yayıldı. 1900'lü yıllarda şu anda içinde bulunduğumuz bu alanda futbol oynandığını biliyoruz. Yani bu şehre 100 yıldan fazladır. Burası bir futbol alanı, spor alanı olarak hizmet eden bir yer. Daha önceki eski stadyumda 1939 yılında inşa edilmişti. Ayrıca bir ilki daha var bu stadın. Bugünkü Süper Lig yani karşılığı olan kurulduğu tarihte Milli Lig adıyla kurulduğunda 1959 yılında Türkiye'deki Milli Lig'in ilk maçı yine burada oynandı. Bunun gibi birçok tarihi anıları var. Birçok yıldız futbolcu yetişti buradan. Türkiye'ye mal olmuş çok önemli isimlerimiz yetişti. Bu statta hemen hemen her İzmirli'nin hatırası var. Birçoğumuz ilk taraftarlığı burada öğrendik. İlk maçımızı burada seyrettik. Dolayısıyla her İzmirli için çok değerli olan bu alanda tekrar belki bu şehre bir 100 yıl daha hizmet edecek böyle önemli bir tesis bitmiş oluyor. Gerçekten emeği geçen herkese başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere bütün spor bakanlığı teşkilatına, bütün siyasi temsilcilerimize destek veren, emek veren, çalışan herkese, müteahhit firmamıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi çok mutlu ettiler. İlk ihale edilen projede daha sonra iyileştirme ve geliştirmeler yapıldı. Bunlar tabii hem maliyeti etkiledi hem işin süresini uzattı. İlaveler, geliştirmeler, iyileştirmeler hem maliyeti hem de işin süresini uzattı. Bir de üstüne pandemi eklenince maalesef inşaat süresi biraz uzun sürdü ama çok şükür mutlu sona ulaştık. İlave olarak eski tesisten ilaveten kale arkasında misafir takım türbünü yapıldı. Şimdi misafir takım seyircilerimizi çok daha iyi ağırlama imkanımız olacak. Kapasite değişmedi. Yine 15 bin kapasite var. Ayrıca localar eklendi. Zemin alttan ısıtmalı hale getirildi. Dolayısıyla çok daha modern, çok uzun seneler bu şehre başarıyla hizmet edecek bir tesisimiz oldu. Bütün emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum.